Demek bir kişinin ismi Nacoya ya ki bonsa Huni boladigan bo'lsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismini o'zgartirganlar. Günahı kıldıyız, hiç kim yok joyda. Farişte yazıp durup da. Bu günahlarda malakeler hem İslamiydi, yer hem İslamiydi. Assalamu alaikum, aziz birodarlarim. Videonu keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilme lana illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una va'afana bima'allamtana ve zidna ilme. Allahumma arinal haqqa haqqan varzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan varzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fayettabi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi tafsirini okuyarken dedik. İnşallah devam etkizeyen bulalımız. Bismillah. Ve la telmizu anfusakum ve la tenabazu bil alqab. Allah-u Teala bu surede şunu dedi. Özlerinizini mazah kılmayınlar. Ve birbirlerinizde lakab koyup olmayınlar. Lakab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı ki Zaydul Hayr isimli kişi gelip Müslüman buldu. İsminiz ne miydi o da? Resulullah o kişi Zaydul Hayr dedi. Peygamberimiz yok. Siz indi Zaydul Hayr'sız dediler. Hayr. Yakşilik dediler. Demek bir kişinin ismi Nacoya ya ki bonsa Huni boladigan bo'lsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismini o'zgartirganlar. Bir ayol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de aldı dedi. Bir kız dedi. İsmin ne miydi dediler Resulullah? Asiye yani o günahkar ayol dedi yani. Asiye. Peygamberimiz dediler yok. Belki sen cemilesen yani güzelsen dedi. Demek kişiye onge yokadigan isimini aitip durup çakırışlık gereği buladı. Bir kişini aitip çakırıyorkenimizde aitip onge yokadigan bir söz bilen yok ki künye bilen çakırışlıkımız gereği buladı. Eğer kimidir bir lakab bilen çakırıyorken bu ses yok ki buralar bir onge yokmuyduyken söz bilen çakırıyorken bu ses o kadar külüp koyuyorken bu ise bu üç isimge razılık emez. Adab yüzesinden de külüp koyu yaptı, lakin kalbi azar çekerdi. Bu adam özünü semizli giden ya ki arıqlı giden hıcara topturken de semiz, arvak desiz, özü hoş ne ki? Özü arvak, özü semiz. Ama şundan hıcara topturup da mı? Demek siz, Nacoya iş kıldıyız, Nato'ru yap yapırdıyız. Ha, Peygamberimiz Aleyhisselam erkelerde mesela sahabalardan birini Abu Hurayra degenler. Yani müşkçenin atası, müşüydü yaş görü kötü yürgenlik için Abu Hurayra erkelatıp etken, lakin bu onu, yani bu sahabanı dilige azar bir adıgan sözmez. Çünkü buradalar, bana şimdi bir imani, ilmi meclislerde bomidigan adamlarını, bu ilim marifetten, imandan, takvadan uzağa boyun adamlarını meclislerde oturup kasız, birbirlerini kanaka lakablarla, kanaka isimlerle çakırıyken yeni görürsünüz. Avratlar, fak sözler, kulak ağırı batadığın bir nacoya bir kelimeler. Şimdi ilimli de kendi fakat diplomlu adam da düşünmüyoruz. Çünkü diplomlu pul göz atıp bu şey mümkün. İlimli de kim aytamız? Bana şimdi bir ilim marifet meclisi geldi mi bu adam? İlimli değil adı. Gerçi diplomlu bu masaya. Peygamberimiz atkenler. Kefa bil mar'i ilman en yakşallaha. Kişini Allah'tan korkuyorkenliği o için yeterli ilim. Allah'tan korku yaptı mı? Demek ilimlik. Ve kefa bil mar'i cehlen en yasiyahu. Yani bir kişi Allah'a asili kıl yaptı mı? Şu kıl ekken işi cahil ekkenliği yeterli dalil buladı. Ve la telmizu anfusakum ve la tenabazu bil alqab. Birbirlerinizde lakab koyup olmayılar. Bir Yahudi iman geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam davrada. Münafıklar iman keltirgen bu siyem bazı da Yahudi de koyuşardı. Şu Yahudi diyekkenli giden onu münafıklı gibi bilvalardı Müslümanlar. Çünkü iman keltirip kelime keltirip Müslüman oldu mu? Boldu. Onu avvalgi hayatı umuman isletilmiydi. Müslüman kişi bilen kılınadığı muamele dediği kayda şu.
Şunarlı mı? Ha öz iş, adam bu kapsın ha. Keçemen aklı yürüdüz özü. Değişlik bu nifakti bilgisi buladı. Esletmişsiz. Kalın, bana asarlarda keltirildi. İza raca'al abdu ilallahi nâde munadin fis semavati vel ardi an hanni'u fulanen fakat istalaha ma'allah. Eğer bende Allah'a kaydısa, nida kılıcı osmanlar o yerde nida kıladı. Falancını mübarek bat etinler, tebrikliler falancını. Tahkik o Allah bilen kelişi oldu. Kaydı. Yani asarlarda keltirildi. İza tâbe'al abdu tavbaten nasuha. Eğer bir bende nasuh tavba kısa, hakiki tavba kısa, bu da gene tohtadı. Kıyan günahı köp şeyman yedi. Ve kayıttı şu günahı kımaslıkken makıldı, akt birdi. Bana şu nasuh tavba buladı. Kim nasuh tavbanı kıyan bulsa? Ansallahu hafizeyhi ve malaikete ve biqa'al ardı kulliha hatayahu ve zunubahu. Nasuh tavba kıyan bulsa? Allah da Allah şu bandanın üstündeki ikide fariştege. Malaikalarga ve yerinin barcha kısımlarına onu kıyan hatalarını unutturup yuvaradı. Bunge fakat Allah'a kadir. Günahı kıldıyız, hiç kim yok cahide. Farişte yazıp durup da. Günahı kıldıyız, yer üstünde kıldıyız. Yer eslep kaladı. Farişteler yazıp koyadı. Ama asarda gelişçe kim hakiki tavba kıyan olsa bu günahlarda malaikalarım eslemiydi, yerim eslemiydi. Çünkü ötmüşte kıyken günahlarımız bizi bazı da yatımız geçişip, bizi afsuske bir pişeymange koyarken bulsa, bana şu aytilgen hazırya haber bizge baş ağrıdı. Madem ki katmişsin mi? Katmişsin mi şu günahke? Mübarek olsun Allah da Allah affı kıldı size. Demek ki Allah onu tavbasını kabul kıyken bulsa, sen ne mege kabul kıymışsan? Allah da Allah onu ayıplarını bekitip koyken bulsa bende, sen ne mege onu bekitmişsen? Buradalar Allah sattar boyan zar. Ayıplarını bekituvchi bo'lgan zot. Odamlarının ayıplarını bekitadigan insanlarını yaxshi ko'radi. Endi öz-özidan bundan xulosa qilamiz. Odamlarda aybini kavlab, o'tmishini eslatadigan odamlarda Alloh yomon ko'radi. So'rang-da o'zingizdan. Mana shu o'tgan haftada men ham birodar bir aybini kavladimmi? Yo birorta bir aybini yopdimmi deb. Bizga birodarlar o'zimiz bilan o'zimiz kurashlik uchun vaqt yetmaydi. O'zimizni o'zimiz tuzatamiz desek ömür yetmeydi. O başkaları bile avar oluşuydu, hacatı yok. Biz özümüz, kemçiliğimiz yeterlik. Burada esletip duramız ötmüşünü. Aybını başkar kıptıramız. Vala tanabazu bil alqab, bi issel ismul fusuku badal iman. Özlerinizle mazak kılmayınlar. Birbirinizle lakab koyup olmayınlar. İmandan keyin fasıklık bilen namlanışlık ne kadar yamandır. Yani bana şu işledi kılıyken adam fasık oladı. Lakab koyuyken, maskara kılıyken. İman keltirgenden ki bunu kabul fasık degen adda alıştık cüda hem hunu inerse. Şimdi siz bilen bizden sadır bugün hatanı Allah da Allah yaf koydu mu? Şimdi biz özümüz yapırmayalım bunu. Makul mu? Aa, biz bir payetler yoma içeri dişi. Başı bir otur bir yaşı dişi koyardık. Aa, bir, biz... Allah yaptı mı? Ben de özünü özünü şermanda kıma. Ve hiç kimge ötken günahlarını aitme. O adam kim buluştan katli nazar. Çünkü adam bolası unutmaydı. Kaçan seni görse o şıkıyken günahını esle uğradı. Çünkü özün ettiğin bunu, özünü faşkı koydun. Çünkü buradalar, Allah yaptı mı bir günahımızı? Buraya bildirmedi mi? Ne makamiyelik? İslemiyelik, özümüz açmayelik. Bu faraz kılıyla bir adam, bir iman etikattan uzak, din diyanattan uzak yürüyen payette, bir aşkına yekere akat diye diyor, sakin çıkıp getip aldı. Hiç kim sezmedi. Keyin tövbe kıldı, hakka kaydı, endi nima qilish gerek? O burada hakkı, o tövbe koysa bu mıydı? Tövbe kıladı ve o barıp, endi o barıp bir işi yolu kanaka desa, elbette barıp durur, ben falan günü okşakıp yetken idim, bana endi kaydıp gelip beri yapman demezsen, kağız geçince yazıp yazıp dur, pul doğrap, koyup koyup çıkıp gelse bol oradı. Hatta bana şu günü okuyacağım, ilacı yoksa nima kıymayın? Aşkar kıymayın, Allah bekit kendiden ki. Lekin bandana hakkı olsa nima kıymayın? Kaytarıp beni. Mumun Allah için kadirli bende oladı. O uzun özü şermanda kılıp, ötken günahlarını aitip, adamlar da aldı da hıcalat ki hal şeyi mümkünmez. Bana yani ki yenge ayeti otamız, bu yan bir cüda bir dalzar boyan, insaniyet cüda bir
qattiq balolangan bir kasal. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar, chunki ayrim gumonlar gunohdir. Gumon haqida gaplashamiz. Odamlar bir-birlari haqida xulosa chiqarar ekan, xulosalarining 10dan 9 qismi gumonga asoslangan bo'ladi. Bu mubolag'a emas. Shuning uchun birov haqida biror xulosaga kelishdan oldin yo u haqida bir hukm chiqarishdan oldin qat'iy, ishonchli, aniq hujjat daliliga bo'lishi kerak bo'ladi. Mana shu surani avvalida o'tdik. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya iymon keltirganlar, agar bir fosiq bir xabar olib kelsa, teshiringlar. Teshirmasdan u xabarni qabul qilib olib, shuni natijasi bir qavmga azor berib, pushimon yemasliklar uchun teshiringlar. Biz kelgan xabarni teshirmasdan turib, qabul qilib olib, ana shu falonchi odam haqida yomon gumonni qilib yuraveramiz. Yomon gumon nima o'zi? Mana ulamolarimiz qanday ta'rif berishgan bunga. Yomon gumon qalbni odamlar haqida yomon o'ylar bilan to'lishi va ularni tilga chiqishi va amallarda ko'rinishi. Qalbingizda odamlar haqida yomon gumon ko'payib ketdi va shu tilga chiqdi. Demak, mana shu narsa yomon gumon bo'ladi. Agar tilingizga chiqarmasangiz-chi, agar amallaringizda ko'rsatmasangiz-chi. Yomon gumon nima? Ikki xil tushunish mumkin bo'lgan ishni yomonini qabul qilishlik. Bir ish bo'ldi, uni ikki xil tushunish mumkin. Masalan, ikkita erkak qo'ltiqlashib ketyapti. Bittasini ko'zi ojiz bo'lishi mumkinmi? Demak, yomon gumon nima? Bir ish haqida ikki xil fikr bo'lishi mumkin. Ikki xil tushunish mumkin bo'lganda, yaxshi tomonini emas, yomon tomonini o'ylashlik yomon gumon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollaridan bittasi bilan masjiddan chiqib kechqurun ketayotgandilar, ikkita sahoba o'tib ketib qoldi. Assalomu alaykum deb o'tib ketishdi. Rasululloh, "Ey to'xtanglar, bu meni ayolim Sofiya" dedilar. "Ya Rasululloh, biz shunisi deganimiz yo'q" dedi. Qalbilarda shaytonga javob berdilar Rasululloh. Muhammad alayhissalom haqida kim yomon gumon qilishi mumkin? Hech kim. Ammo Rasululloh ularda qalbida gumon bo'lib qolmasligi uchun bu meni ayolim Sofiya deb qo'yaptilar. Ana Rasululloh qana qilib tarbiyalagan sahobalarini. Xabarni teshirmasdan, dalil talab qilmasdan darrov qabul qilib olishlik ko'p o'rinlarda muomalalarimizni buzilishiga, ba'zida esa oilalarimizni buzilishiga sabab bo'ladigan amal. Endi boshqalar haqida biron hukmni chiqarishdan avval qat'iy dalilga ega bo'lish kerakki, siz dalilingiz oldida qolganlar nima qilsin? Innamay qolsin. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar, zero gumonlarning ba'zilari gunohdir. Shuning uchun mana shu hozirgi aytgan qoidamiz bizni hayotimizda doim ishlashligi kerak. Dalilsiz, hujjatsiz bir narsani qabul qilmaymiz. Biroq haqida ikki xil tushunish mumkin bo'lgan holatda bir ishni yomonini o'ylamaymiz. Mishmishga odamlar unday debdi, bunday debdi, manaqa deyishyapti degan mishmish gaplar. Salohiyati va xayriyati g'olib bo'lgan odam haqida yomon gumon qilmaslik kerak. Ya'ni bir odamki doim namozda, Ramazonda ro'zasini doim qoldirmasdan tutadi. Ayollari hijobda, uyida noma'qul ishlar yo'q, biror bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, uyalib yashiradi. Shu odamdan birorta bir boyiga biz aytayotgan gumonga sabab ish bo'lib qolsa, yaxshiligini o'ylab qo'yaylik. Chunki bu odamni yomonligidan ko'ra yaxshiligi nimaroq? Ko'proq. Mana qipti deydi. Agar o'sha qiyin monoshi aniq bo'lgan chog'ida ham shu qilgan xatosi bilan fazilatini taqqoslasangiz, qaysiniz ko'proq? Bir ajoyib fikr o'qib oldimda shu masalada. Kishi birovni fazilatini tan olmasligi o'zini zaifligi ekan. Birovni qilgan ishidan yomon gumonni yayib yurishligi nafsini zaifligi ekan. Demak, o'zini nafsini tarbiyalagan,
nafsi quvvatli bo'lgan odam biroq haqida yomon gumon qilmas ekan, bu noto'g'ri, buni qilish mumkin emas. Nafsini jilovlab olganda. Endi birodi fazilatini ayta olyaptimi? Demak, bu nafsini jilovlagan, nafsi bir kuchli bo'lgan odam. Chunki unga ergashsa bo'ladi degan gap. E'tibor beringlar-da, bizda qasimiz ko'p. Birodi bir fazilatini aytib moqtasang, ha, umi, u manaqa. Hech biroq haqida yaxshi gapirmaydi-da. Aybini aytadi, tanqid qiladi, kamchiligini gapiradi. Faras qilaylik. Mana sizga Ahmad haqida falon-falon degan yomon gap tap kelishdi. Eshitdingiz-da, shoshilmasligingiz kerak. Ahmadni borib o'zidan so'rang. Yo bo'lmasam shu gap tap kelgan odam bilan Ahmadni yuzlashtiring. Shunda Ahmad haqida aytilgan gapni 10 tadan 9 tasi bekarchi gap bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsak biz, yuzlashiradigan bo'lsak, telefon qilib so'rab, darroq haqiqatga yetadigan odamlardan bo'ladigan bo'lsak, bizga unaqa gaplar kelmaylar qo'yadi. Qo'y u deydi odam emas deb. Borib gapirsangiz sizlar telefon qiladi desa, shuna deymi deydi. Biz o'shaqa bo'lmaganligimiz uchun bunaqa ishlar nima bo'ladi oramizda? Man amala nasa falam yazlimhum. Kim odamlar bilan muomala qilib deydi Rasululloh, zulm qilmasa, gapirib yoldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bu murvati komil bo'lgan, adolati zohir bo'lgan, un bilan birodar bo'lishlik vojib bo'lgan va uni g'ibati harom bo'lgan inson. Aytdi-ku, ko'proq hayotida yaxshi yaxshiligi bilan taniladimi? Bitta ikkita xatosiga ko'z yumiladi, yomon gumon qilinmaydi. G'ibat, chaqimchilik, yomon gumon musulmonlarda bo'ladigan, ularning quvvatini ketkazadigan amallar. Mana shu illatlar musulmonlarning orasiga adovatni va kelishmovchiliklarni soladi. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran min az-zon inna ba'daz-zon ism. Yo iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar. Ana shu gumonlarning ayrimlari gunoh bo'ladi. Ayniqsa birodarlar, mana shu yomon gumon tarqalishi bizning zamonimizda juda ham bir avj olib ketdi. Kimni qo'lini qaramang, uyali telefon, kimni qo'lida qaramang, internet, xohlagan videosini olib, xohlagan nom bilan, xohlagan savloha bilan qo'yib qo'yapti, uni biroq tekshirmayapti. Avval kamera ushlagan odam telekompaniyaning odami bo'lar edi. Shular bergan yangiliklar tarqar edi, televizorda bergan narsalar tarqar edi, u senzurasi bo'lardi uni. Hozir shunday syomka qilyapti, qo'yib qo'yapti. Jamiyatni zaiflashishi birodarlar. Jamiyatni bo'linishi, odamlarning bir-biriga nisbatan munosabatlarining buzilishiga sabablardan bittasi yomon gumon. Birodaringiz haqida yomon gumonga bordingizmi? Agar u birodaringiz shunaqa bo'lmasa, siz gunohkor bo'ldingiz. Qaytarib aytaman. Falon haqida yomon gumonga bordingiz, tekshirilmagan xabarda eshitib. U birodaringiz unaqa emas edi. Siz gunohkor bo'ldingiz. Ilmga asoslanishni kerak bizning xulosamiz. Ilm nima? Ilm al-ilmu huval wasful mutabiqu lil-waqi ma'a dalil. Ilm dalilga asoslangan voqelikning vasfi. Tashqarida 10 gradus issiq bo'lyapti desa hozir, shu ilmga asoslangan xabarmi? Yolg'on bu, 10 gradus bo'lmayapti. Tashqarida quyosh charaqlab chiqyapti dedi. Bu xabar ilmga asoslangan xabarmi? Yo'q, voqelikka to'g'ri kelmaydi. Ilm bo'lish uchun voqelikka to'g'ri kelish kerak, dalili bilan isboti bo'lishlik kerak. Oysha onamiz roziyallohu anhoni, mana samo suvidan pok bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anhoni munofiqlar fahshda ayblashdi. Musulmonlar bu so'zni to'xtatib qo'yishdi o'rniga, bir ikkinchisiga aytib yuraverdi, bir oy yurdi mana shu gap. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Musulmonlarning o'rtasida bo'lgan hamma xayriyatli ishlar to'xtab qoldi. Hatto musulmonlar bir-biri bilan urushib ketishga ham tayyor bo'ldi. Olim bilan johilning farqi nimada? Olim dalilsiz, isbotsiz gapni qabul qilmaydi. Johil eshitgan gapini qabul qilaveradi. Biz johilmizmi, birodarlar? Eshitiblar, qabul qilaveramizmi? Ha, shunaqa ekan deb yuraveramizmi? To'xta. Hozir telefon qilib bilib beraman shunaqaligini. Deng-da. Keyingi safar shu gapini gapirmaydi. Lekin indamay qabul qilaveramiz biz. Kishi iymon narvonida ko'tarilib boragan sari tasarrufotlari ham shar'iy tasarrufotlarga yaqinlashib boradi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gunohlardan ehtiyot bo'linglar, zero gunohlarning ba'zilari gunoh. Agar qizi otasining oldiga yig'lab shikoyat qilib kelsa kuyovidan,
Agar ota ilimli bo'lsa, fahmli bo'lsa, farosatli bo'lsa, qizini so'zini eshitib turiblar, kuyov bolasini yomon ko'rmaydi. Kuyov bolasini ham olib keladi, yuzlashtiradi. Shoshilmaydi xulosaga. Ehtimol qizi haddidan oshgandir. Ehtimol qizi nohaqdir. Lekin otalik mehri uni aqlini nima qilib qo'yadi? O'chirib qo'yadi. Kuyov bolasini yomonlaveradi. Keyin haqiqat fosh bo'lganidan keyin o'zini qilgan ishidan xijolat bo'ladi, pushaymon yeydi. Sulaymon alayhissalom oldiga Hudhud keldi. Saba mamlakatini malikasi manaqa ekan, quyoshga sig'inar ekan dedi. Darro ishonmadi, nima dedi? Qul qola sananzur asodaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz. Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardanmisan? To'g'ri ham demadi, yolg'on ham demadi, ko'ramiz dedi. Agar mu'minlar shu tariqa ish tutsa, xabarni, ma'lumotni dalilsiz qabul qilmay qo'yadigan bo'lsa, ko'p vaqtlari tejalar edi, asablari sog' qolar edi. Zino qilganni jazolashlik uchun 4 odam guvoh bo'lishligi kerak va 4 zino bo'lganligini ko'rish kerak fe'lan. 3 ko'rdim deb, 4-si yo'q men ko'rmadim shu zinoga o'xshagan harakat bo'layotganini ko'rdim desa, nariga 3 odamga jazo beriladi, pokiza ayolni shaniga tuhmat qilding deb. Mana shu din, mana shu shariat xolagan, agar dalil keltirish bo'lmaganida hamma xolagan gapini gapiraverardi. Lekin dalil keltirishlik talab qilinadi shariatda. G'aflat, loqaytlik va go'llik imonli kishiga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Go'llik degan so'z qanaqa? Yomon so'zmi, yaxshi so'zmi? Bu go'l odam deydi. Bu haqoratmi, nima bu? Yaxshi sifat emas bu. Sodda deb qo'yadi. Qaranglar, ayrim holatlarda yomon gumon qilishlik gunoh bo'lmaydi. Hadislarda vorid bo'lganki, ixtaris minan nasi bi so'izon. Birinchi hadis. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'l. Va so'izonni isma. Yomon gumon ismat, ya'ni omonlikdir. Val hazmu so'izon. Oqillik, qat'iyatlik yomon gumondir. Mana endi gunohkor bo'lishimizga sabab bo'ladigan yomon gumon bilan bizi gunohkor qilmaydigan yomon gumonni qana qilib ajratamiz? Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan tekshir. Kim u? Nima u? Qanaqa u? Nimaga chaqirdi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardiki, lastu bil xobbi valal xobbu yaxdauni. Men makkor emasman, lekin makkor meni olda olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam kelda kallalarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu? Nimaga chaqiryapti? Qanday odam? Biror bir makr hilani, bir xavfi yo'qmi? Alloh taolay aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum." Ey mu'minlar, ehtiyot choralarini ko'ringlar. Go'llik, soddalik, g'aflat bu ikkita shunaqa bir sifatki, mu'min odamga hargiz to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mu'minu kayisun fatinun hadirun." Mo'min zirek, xushyor, ehtiyotkor bo'ladi deganlar. Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishda, falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi, falon hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga, aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq bo'ladi dedi. Shunda kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan uyda. Buni dushmanlari poylab turishdi, shart ustiga bostirib kirdida, mana dedi. Palonchining uyiga deydi, bostirib kirib palonchining kichkina qizi bilan turgan ekan deydi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan, uy boyaga odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan nima bo'ldi? Makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Aytilyapti. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygan degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz, unaqa emas ekan. Demak, gumon haqidagi ilm bizdan shu narsani talab qilyapti. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak. Chunki su'uzzon ismatun dedilar Rasululloh. Yomon gumon ismat, omonlik, ehtiyot bo'libroq turasiz.
Demek birodarlar, bazıda yomon gumon omonlik bo'lar ekan, bazıda yomon gumon ismat omonlik bo'lar ekan, bazıda yomon gumon ehtiyotkorlik bo'lar ekan. Endi yomon gumonga sabab bor bo'lsa, bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa, bu yomon gumonimiz gunoh bo'lmaydi. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Masalan, er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi? Har yerda yo'g'ib ketyapti 3-4 soatga. Telefonni o'chirib olyapti. Qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na era bermagan, na akukasi bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab bu. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishlik kerak, aniqlashlik kerak bo'ladi. Demak, birodarlar, yomon gumon ba'zi o'rinda gunoh bo'ladi, ba'zi o'rinda gunoh bo'lmaydi. Ana shu yomon gumondan xolis bo'lishlikni ayrim ko'rsatmalari, birinchidan Alloh taologa qaytishlik kerak. Alloh shu yomon gumondan o'zingni saqlagin deb duo iltijo qilish kerak. Keyin o'sha birodar haqida yomon gumon qilmasdan o'ziga nimani ravo ko'rsa, shu birodarga ham shu narsani ravo ko'rishlik kerak. Keyingisi xulosa qilgani shoshilmasin. Yomon gumonga borib olishiga shoshilmasin. Keyingisi yomon ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlarni bilishi va yomon gumon qilsa qanaqa jazo borligini o'ylasin. Keyingisi Qur'on o'qisin. Bo'sh vaqtida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin. Chunki yomon gumonlarni eshitadigan paytimiz qachon? Bekarchilik paytida ko'proq eshitamiz. Bekarchi vaqtimizni ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band qilib qo'yalik, o'shaqa bir gaplarga bizda vaqt bo'lmaydi. G'ibat, chaqimchilik majlislardan uzoqroq bo'lishlik. Keyingisi, ana shu odamlar haqida yomon, odamlar haqida faqatgina yomon gumon tarqatadigan odamlardan uzoq bo'lishlik. Chunki birodarlar, qalbi zaif inson odamlar haqida yomon gumonga tez boradi, ammo qalbi quvvatli inson odamlar haqidagi yomon gumondan o'zini ehtiyot qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir-birlarimiz haqida yaxshi gumon qiladigan, suv zonga bormaydigan solih bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qavli hada. واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته